devam edelim ikinci parçamızla. Arkadaşlar ee, sorularınız da var. Şimdi bir hızlıca özetleyelim şu anki noktayı. Bakın biz ee, detaylı şekilde daha önce de göstermiştik bu komutları ama bir kez de kayıt ortamından gördük. Ve şu anda nereye geldik? Beşinci kısmın sonuna kadar geldik. Tabi bu tam yarıya ayırmak ağırlık veya zorluk açısından zaten mümkün değil. Epey bir kapsamlıydı şu ana kadarki kısım. Komut adetleri sayısı komutların sayısı açısından özellikle. Bundan sonra da çeşitli konuları ve komutları görmeye devam edeceğiz aslında ama şu ana kadarki kısım biraz daha her bir e, spesifik iş yapan komut görmek ve bunları tanımak şeklindeydi daha çok şu ana kadarki bölüm. Bundan sonra biraz daha örneğin alt program gibi, koşul, döngü gibi biraz daha algoritma bazlı da kısımlara e, bakmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar e, sorularınızla ilgili de bağlantılandırarak tekrar cevap veriyorum. Az önce e, o modla ilgili kısma cevap verdim. Yani o matematiksel bir tanımlamaydı mod kavramından yararlanarak yani bölümden kalan mantığından yararlanarak oranın adresini hesap edeceğimizi söylemiştik. Şimdi bunu tabii o anda belki bu şekilde matematik olarak yazmak zaman alıcı olabilir ama size ne e, hatırlatmasını yapıyorduk? Çalışma sorularına bakın. Çalışma sorularına çok benzer şeyler karşınıza çıkar diye. Çalışma sorularında doğrudan bunun bir karşılığı vardı. Yani MN örneğin öğrenci numaranız buraya bir değer ataması yapıldığında sonuç ne olur gibi. Böyle bir işlemi önceden yaptıysanız veya kafa yorduysanız o anda onun öyle olduğunu zaten bulmak, görmek çok basit. O yüzden bu kısmı size tekrar hatırlatıyorum. Yani kafa karıştırıcı olabilecek veya hata yapabileceğiniz noktaları biz zaten olabildiğince elimine ediyoruz. O yüzden siz temel mantığına başında bakmış olursanız bu işinize çok yarar. Az önce neden FD olmadı demiştin e, Batuhan. Neden FD olmadı? Yani e, onu kapattım ama Şimdi arkadaşlar mantığını anlatayım. E, ha Batuhan zaten öncesindeki sorun da var. Şimdi e, şöyle Arkadaşlar bakın e, dikkatli o bölümü tekrar dinleyin. Önceki bununla ilgili bağlantılı dersleri de tekrar dinleyin. Mantığımız şu. Bakın her bir byte hücresi 8 parçaya ait. Ben set bit komutunu çalıştırdığımda, atıyorum clear komutunu çalıştırdığımda bu aradaki bir tanesi değişiyor. Bu aradaki de, bir tanesi değiştiği için atıyorum FF'ydi. Siz clear örneğin bu FF diyelim ki 20 hex'e ait. FF hücresi bu hücrede 020 hex'te yani sıfır hex hücresinde FF varken atıyorum e, clear clear 0.0 hex çalıştırdınız. Ne olur? Bu 2.0 hex'in en anlamsız biti sıfırlanır ve ne olur? Dolayısıyla FE olur. Bunun yerine atıyorum siz clear 0.1 hex çalıştırsaydınız yine bir bit değişecekti ama bu kez en anlamsız değil ikinci en anlamsız bit değişecekti. O zaman da FE olacaktı. Mantığım bu. Yani tabii bir öncekinin çalışmadığını varsayıyorum. İkisini peş peşe çalıştırdıysanız da F, olur. Herhalde bunlar aklımdan şu anda cevap verdim. Az önceki sorduklarınız herhalde bunlardı. Mantıken. Olay bu. Oradaki komutları değiştirirseniz sonuçları bu şekilde gözleyebilirsiniz. Tamam. Yani bu ikisine de ben cevap vermiş oldum. Modlu soru derken yani oradaki o bellek hücresini tanımlamak açısından matematik olarak mod kavramından yararlandık. Yani işin özeti şu bakın tekrar ediyorum. Yani atıyorum size ben e, set bit e, 4.0 hex hücresi neresi dedim bana. Gidip de örneğin byte düzeyinde bir adresi gösterirseniz veya yanlış bir bu anlamda noktayı gösterirseniz olmaz. Göstermeniz gereken şey 2.0 hexten başlamak suretiyle oradaki her bir hücrede 8 bit olduğunu düşünmek ve sıfırı 8'e böldüğünüzde 10'dan yani 8 parçalar gitti zaten geriye. Atıyorum desimal cinsinden olsun basit hesap edelim mesela. 4 desimal yani 40 desimal değil de 42 desimal olsun atıyorum. 42'yi 8'e böldüğünüz zaman zaten 5 tane tam 8'i geçtiniz değil mi? altıncının ikincisindesiniz. Yani altıncının iki numaralı bitindesiniz. Mantığınız bu. Yani bunu veriyordu oradaki. Sorudaki espri mantık buydu. Yani burada söylenmek istenen şey arkadaşlar tekrar ediyorum. O bit adreslerinin 2.0 hex'ten başladığını size vurgulamak. Mantığımız tamamen bununla bağlantılıydı. Evet. Konu ıı, kapsamımız ıı, açısından bakalım şimdi burada notlarda. Şuradayız. Geçen hafta yine tekrar ederken ben bütün komutları bunlar da vardı listemizde sıramızda. Çok hızlıca tekrar ediyorum. S jump komutu, A jump komutu, İngilizcesi A jump, L jump vesaire diye. Bu absolute, bu da daha uzun seviyelere çıkan L jump. Sırasıyla bunlar e, bu S jump 128, artı eksi 128 yani öncesine 128, sonrasına 128 gider. A jump 2 kilobayt gider. Yani özetle sizin bulunduğunuz konumu yani bir noktadasınız diyelim ki bir yere dallanacaksınız program içerisinde. Bu arada bu e, başlangıç noktasıyla şu çizdiğim okun arasında ne kadar komutunuz var. Bunun ölçeğine bağlı olarak seçtiğiniz bir komut. Onun dışında hiçbir farklılığı yok. Tamamen yani çalışma mantığı aynı. Yani bunda da niye böyle bir farklılık var? Çünkü arkadaşlar bakın geçen hafta böyle bir e, açıklama da yapmıştım bir soru üzerine. Her komut aslında bir adres saklıyor demiştim size. Yani bir komutun kendi bir tanımı var. Bir de komutun içinde bir adres var. Bakın S jump'ta siz mesela program belleğinde atıyorum şurayı mesela yazdınız. Diyelim ki şöyle bir adresiniz var. Şimdi sen buraya git demen için buna bu aradaki adresle yani bu iki adres arasında bir fark var değil mi? Bu farkı gösterebilmeniz lazım. Yani gidip de örneğin e, KB'larca adres farkı varsa burada siz bunu bir byte'a sığdıramazsınız değil mi? Bunu 2 byte'a sığdırabilirsiniz. Yani peş peşe bakıldığı zaman buna kilobyte olur çünkü. Dolayısıyla mantığım da tamamen bu. Yani bu komutun sığdırabileceğim bu komutun içine adres belli. Buna sığdırabileceklerim daha fazla olduğu için onlar biraz daha bu işi uzun komut aralığına gitme açısından yapabiliyorlar. Bu komutları isterseniz biraz sonra uygulama kısmında detaylı bakalım. Şu anda ben size hızlıca hangi komutun ne işi yaptığını temel olarak söyleyeyim. Gruplandırarak söyleyeyim isterseniz. Arkadaşlar buna geçmeden önce şöyle bir gruplandırayım hızlıca. JZ, JNZ, JC isterseniz böyle renkli renkli yapalım. Belki o renklerle ilgili bir şeyler söyleriz. JC, JNC. Şuna başka bir renk verelim. JB, JNB ve B, JBC şeklinde. CJNE bir de DJNZ var. O arka sayfada mı? Evet. Onu da isterseniz şuraya yani şurada da işaretleyeyim. Şuraya da yazayım ben. DJNZ. Bakın komutlarımız bunlar. Ne komutu bunlar? duruma bağımlı dallanma komutları. Yani bir noktadan bir noktaya az önceki üç komut gibi koşulsuz değil koşullu olarak dallanmanızı o noktadan o noktaya gitmenizi sağlayacak komutlar. Kırmızıyla çizdiklerim, işaretlediklerim A üzerinden işlem yapıyor. Yeşille işaretlediklerim C ile ilgili işlem yapıyor. Üzerinden işlem değil de C'nin değerine bağlı olarak işlem diyelim. A'nın değerine olarak bağlı olarak işlem diyelim. Şu turkuaz renkte çizdiğim ee, bit düzeyinde bir yani nereyi gösteriyorsanız genelde mesela portlar için kullanıyoruz bunu. O bit adresi veya bir saklayıcının bir biti olabilir bu. Bunun üzerinden işlem yapıyor. Bunda 3 tane var. Niye 3 tane var anlatacağım. Şu yeşille gördüğünüz, açık yeşille gördüğünüz karşılaştırma komutu CJNE iki tane byte üzerinden işlem yapıyor. Yani bu byte'ları dikkate alıyorum. DJNZ ise bu kez bunun formatıyla birlikte tabi yazabilirdik şurada. Byte virgül adres. Bakın yukarısında 2 byte var. Yani CCNE'de. Burada 1 byte var. Burada ikisini karşılaştırmıyoruz çünkü. iki şeyi karşılaştırmıyoruz. Bu byte sıfıra inmiş mi diye bakıyoruz. Yani burada da bu byte'ı dikkate alıyorum sadece özetle. Ve bu adrese gidiyorum. Şimdi önce basitten başlayalım. Sonra hızlıca komutların ne iş yaptığını söyleyeyim. Bunların tamamı arkadaşlar bir koşul dikkate alıyor. Koşul farklı her birisinde. Koşul ne demek önce ve komut nasıl çalışıyor? Eğer algoritma mantığına hakimseniz veya bu konuyu kendiniz çalışıp aklınızda başka türlü tutabiliyorsanız kendi seçtiğiniz yolda da bu anlamda gidebilirsiniz. Bunları aklınızda tutmak, çalışmak açısından. Ama henüz bilmiyorsanız bunları, ilk defa mantıken yeni öğreniyorsanız benim önerdiğim şöyle bir yöntem var size. Bu komutların çalışmasını ve mantığını anlamak için. Öncelikle bu komut nerede işlem yapıyor? Bir kere onu anlayacaksınız. Bakın jz diye baktığımda j diye okuyorum bunu. J harfi. İngilizcesi jump. Kelimesi bir kere hepsinde var. Dallanma. Yani yeri değişik ama hepsinde var. Hepsinde de aynı anlama geliyor. Z, zero anlamına geliyor. Ama burada bir şey belirtilmemiş. Yani nerede çalışıyor bu? Bir şey belirtilmemiş. Bu a üzerinde çalışıyor. Bunu böyle aklınızda tutun. Mesela jc. Şimdi bu jump kelimesi zaten. Bu carry üzerinde işlem yapıyor. Bakın bu c bu c. Yani clear olan c değil. Tamam. Buradaki c bu anlama geliyor. Ne? Not anlamına geliyor. Bakın burada var. Sıfır değilse. Az önce sıfır sayıdı. Şimdi sıfır değilse. B bit anlamına geliyor. Yine not anlamına geliyor. Buradaki yalnız bakın. C bu carry olan c değil. Bu clear olan c. Buradaki c de başka bir c. Bu da compare anlamında c. Yani böyle bir tabi her harf aynı anlama, anlama gelmiyor. Onu söyleyeyim. Ama zaten çok da takılınacak bir şey yok. Zaten bu komut bir tane, bu komut bir tane. Hani bunda da zaten mantığından anlarsınız. Yani bu mesela J, A, Z olabilirdi belki. Böyle bir yazılış olabilirdi. Öyle değil. Yani burada gizli bir A var. Tamam Öyle aklınızda tutun. Çünkü C'yi burada açıkça vermişiz. Bu da C üzerinde çünkü dikkate alıyor. Ama burada A'yı vermemişiz komutta. Bu şekilde aklınızda tutun. Evet, şimdi koşul nasıl dikkate alınabilir ve bu komutların çalışması nasıl dikkate alınabilir? Bakın benim önerdiğim yöntem şu. Komutun ismine bakın. JZ ne yapıyor bu komut? Nerede işlem yapıyor? A'da işlem yapıyor. Koşul ne diyor arkadaşlar bize? A 0 0 mı diyor? Çünkü buradaki Z o anlama geliyordu. Komutu böyle okuyacaksınız. Yani A 0 0 mı? Yine burada JNZ ne demek? A 0, 0 değil mi demek arkadaşlar? Bakın bu komutları okumak da ayrı bir tabi iş. E, doğru şekilde okumak önemli. Çünkü şimdi niye bunu söylüyorum? Biraz sonra çünkü e, bu komutların çalışma mantığını anlatırken koşul doğruysa diyeceğiz. Mesela koşulun doğru olması ne demek? Bir olması mı? Hayır. Soruya bakar onun cevabı. Mesela jc komutunda carry bir mi demek bu? Soruyu böyle soracaksınız. Mesela bunda da keri sıfır mı diye sorabilirsiniz. Ya da keri bir değil mi? Tabii böyle söyleyince yani pek Türkçe açısından düzgün olmuyor ama aynı şey. Böyle de sorabilirsiniz. Çünkü cevabı evet. JNC ya da keri sıfır mı diye sorabilirsiniz. Bu daha doğru. Bundaki sorunuz bu. Bundaki sorunuz bu. Şimdi niye böyle soruyoruz? Çünkü şöyle. JC keri bir mi diye sorarsanız bir evet cevabı veriyorsunuz. Değil mi? O zaman bu evet işte bu koşulun yani şu bir koşul bu koşulun dallanmayı sağlayacağı bizi adrese götürüyor. Aksi durumda ne oluyor? Aksi durumda bir yere gitmiyoruz. Yani iki tane yol yok. Yol bakın yani daha doğrusu dolaylı olarak iki yol var ama gidecek iki farklı dallanacak adres yok. Dallanacak adres bir tane ya bu adrese gideceğiz ya da bu komut bir alttaki satıra geçecek. O yüzden soruyu doğru sorarsanız yani JC gördüm ben. Keri bir mi? Soru bu. Evetse adrese gidiyorum. Hayırsa bir alt satırdan devam ediyorum. JNC gördüm. Kiri sıfır mı diye soruyorum. Evetse adrese gidiyorum. Aksi takdirde bir alt satırdan devam ediyorum. Mantığım bu. Mesela şuna bakalım. CJNE. Compare kelimesi var burada. Karşılaştır. Burada eğer birbirine bakın eşitse değil. Eşit değilse dallan. Şimdi dolayısıyla ben eşit olmamasına bakıyorum. Eşit değil mi diye soruyorum evetse o zaman dallanıyoruz arkadaşlar. Tamam. Yani eşitse dallanmıyoruz. Eşit değilse. Yine bakın bu da önemli. DJNZ buradan bakalım. Bunda da yine ne zaman e, bir yere gidiyoruz? Bakın yine NAT geldi karşımıza. E, sıfır değilse yani şu byte iki şeyi karşılaştıramıyorum zaten. Sadece elimde bir tane bir şey var. Byte var. O byte sıfır değilse dallanıyoruz. O adrese gidiyoruz. Burada bir şey daha var. de belki de en bu anlamda aslında birkaç şeyi bir arada yapan komut bu. Cjneye göre de biraz daha bu anlamda aslında e, güçlü çünkü birkaç şeyi bir arada yapıyor. Bakın buradaki D harfi de decrement anlamına geliyor. Burada aslında bir dolaylı bir e, gizli ya da bir karşılaştırma var çünkü byte'ı aslında sıfırla karşılaştırıyorum, değil mi? Ama size Yukarıdaki komuttaki gibi compare kelimesini açıkça yazmamış. Burada da bir karşılaştırma var. Belirttiğim gibi. Ama aynı zamanda bir bakın decrement işlevi de var. Bu d de, decrement bir azalt anlamına geliyor. Yani bu komut, bakın birçok şeyi aynı anda yapıyor. Önce bir azaltıyor, sonra bu byte'la aslında sıfırı karşılaştırıyor. Yani byte sıfıra sıfıra eşit mi diye düşünebilirsiniz. Bu anlamda basitçe. Eğer sıfır değilse adrese dallanıyor. Sıfırsa bir alt satırdan devam ediyor. Aslında bu komutu tabi RAM sıfırlamada gördünüz. Yani çok yeni bir komut değil sizin için ama hani diğerleriyle mantığını şu anda tekrar vurgulamak açısından bu şekilde anlatmış olduk. Arkadaşlar bu komutların şimdi biraz sonra ben Kyle'da göstereceğim size uygulamalarını. Biraz devam edelim notlardan çünkü bir genel size bilgilendirme yapacağım. Ara sınavda öncesi hem onu da vermek açısından hem de diğer komutları da bir aklınızda şekillenmesi temel düzeyde açıdan bu bilgilendirmeyi yapıyorum. Bundan sonraki konumuz alt program. Bu başlı başına bir önemli bir konu. Yani sadece komut şöyle çalışıyor demek yetmez. Onu anlatacağız. Dolayısıyla buna girmiyorum şu anda. Ama göreceğimiz komutlar bakın burada. Daha önce de bunları ben listelerken size söylemiştim. Bu konuya başlı başına detaylı şekilde bakacağız. Burada bir de push pop komutları var. Bunlara da bakacağız. Bunun devamında bu konu, konu bittikten sonra alt program konusu. Bizim tüm devre uç fonksiyonları diye bir konumuz var. Bu konu da önemli bir konu. Fakat biz biraz daha pratik e, sonuç alabileceğiniz şekildeki uygulamaları size çokça yaptırmaya çalıştığımız için, e, soruları da bu şekilde düzenlemeye çalıştığımız için Burada bazı teorik kısımlar var. Bunlar yine önemsiz değil. Tabii ki bilinmesi gerekiyor ama yani bunlardan ziyade biz daha çok pratiğe dönük taraflarını konuların soruyoruz. O yönden bu konu da belki anlatımı en fazla sayıda olan konu. Çünkü bu konu aynı zamanda pandeminin hemen başındayken biz geçen dönem biliyorsunuz. Geçen senenin geçen ee, dönemi diyebiliriz. Yani bu dönemle aynı döneme tekabül ediyor. Bahar yarı yılı. Tam bu konudayken pandemi e, olayı meydana gelmişti. Dolayısıyla bu konu hem o dönemki kayıtlarda var, hem yaz dönemi var, hem de ekstra benim anlattığım bir kısım var bu konuya dair. O yüzden şu anda ben bunu tekrardan sıfırdan size anlatmayacağım zaman harcamama adına. Bunun içerisinden size bazı uygulamalar söyleyeceğim. Bir sonraki derste de ona dair bir şeyler yapacağız. Bakın burada portların yapıları var. Bunlar önemli. Mutlaka dinleyin, e, takip edin portların yapılarını bilmek, çalışma mekanizmalarını bilmek önemli. E, pin okuma, latch okuma diye bir mantığımız var. Latch daha doğrusu sadece okuma değil, değiştir yaz şeklinde bir mantığımız var. Onlar burada listelenmiş durumda. Bunları şimdi ön bilgi olarak size veriyorum. Mutlaka bunların kendiniz incelemesini yapmanız gerekiyor önümüzdeki haftaya kadar. Benim size vereceğim bilgi aslında biraz şununla alakalı. Bakın burada Tüm devreyi görüyorsunuz. İlk sayfada da vardı bu yapı. Bakın burada portlar var. Şimdi ben bu portlara butonlar bağlayacağım. Bu butonları e, basıldı mı, basılmadı mı diye inceleyeceğim. Şu anda aslında bu anlatacağımız koşul komutlarıyla bunun arasında çok yakın bir ilişki var. O yüzden bu kısma geldim. Yani o yüzden bu kısmı anlatıyorum. Dolayısıyla bu bağlantıyı da şimdi bu anlamda görmüş olacaksınız. Bu arada bu bizim yani şu fotoğrafını gördüğünüz aşağıdaki şuradaki yapı e, bizim kartlarda kullandığımız gerçek ADUK841 dediğimiz entegre. Bakın yani 8052 temelli bir entegre ama bundan yola çıkarak bir sürü içerisine ilave bileşen çevre birim elde edilip eklenmiş ve bu şekilde bir ürün elde edilmiş. Mantığımız bu. Son derece küçük boyutta. Kılıf tipi bakın şuradaki gibi DIP tipte de kılıf değil. Bunlar eski tip veya daha e, eski teknoloji ürünü PCB'lerde kullanılan veya el tipi PCB'lerde daha çok kullanılan e, yapılar, daha fazla yer kaplar ilave, prosese e, sistematik proseslere uygun değildir. SMD, yüzey montaj çünkü elemanlar kullanılır. biliyorsunuz Dolayısıyla böyle bir kılıfımız var. Bunların farklı tipleri var. Bu PQ FP şeklinde bir kılıf. E, böyle bir kılıfa sahip. Bakın bunda 52 tane pin var. Bunda yukarıdakinde standart 8051'de 40 tane pin var. İşte o ilave çevre birim özellikleri dağıtılmış şekilde. Yani özetle ben burayı şimdi size niye anlatıyorum bakın tekrar ediyorum arkadaşlar. Buradaki pinlerin çalışma mantığını, pin davranışlarını anlatabilmek için onu da neyle bağlantılandıracağız? Bakın tekrar ediyorum şu ilk kısma tekrar gelelim bizim koşul ve döngü komutlarımıza onlarla bağlantılandıracağız. Hangileriyle ilişkili bunlar? Özellikle şu J, B ve de J, N, B ile. Şu bilgiyi de vereyim. Ondan sonra araya gidelim. Bakın SMD'de aslında bu komutlar neyi sağlıyor arkadaşlar? Klasik sizin birçok farklı programlama dilinde benzer şekilde kullanılan aslında if else gibi yapıları sağlıyor. Yani bunlar temel olarak aslında koşullar. Ama mesela switch case yapısı vardır veya if-else değişik e, sadece iki şey karşılaştırmak yani iki durum daha doğrusu ortaya koymak için değil devam edersiniz else ile birlikte yeni yeni bir sürü durumu dikkate alabilirsiniz. Ama buradaki seçeneğimiz bakın sınırlı. Örneğin ben karşılaştırma yapacağım aslında biraz sonra uygulamaları göstereceğiz. Aslında jz ile ya da jnz ile bir karşılaştırma yapacağım ben. Ama hep iki şeyi karşılaştırıyorum ve daha doğrusu hep İki durumu dikkate alabiliyorum. Yani üç farklı duruma yönelik bir çözümüm yok. Yani mesela bakın ACC 00 ise veya ACC 0 değilse. Şimdi ben buradan biraz sonra göreceksiniz bir sayı karşılaştırma uygulaması yapacağım. Ama o sayıların arasında sadece örneğin büyük küçük ilişkisine bakabileceğim. Ya da sadece örneğin sayı sıfır e, mı değil mi diye bakabileceğim. Yani hep iki duruma bakabiliyoruz. O yüzden e, çok geniş bir böyle... Yazım varyasyonumuz yok. Bunlarla bu şekilde çalışabiliyoruz. Ama bunları birleştirerek, peş peşe kullanarak tabii ki bu tür varyasyonlar oluşturmanız mümkün. Yine bir diğer nokta, yine mesela döngüler vardır, for gibi, e, while gibi. Bunlardan da yola çıkarak biz e, döngüler oluşturabiliyoruz. E, diğer birçok farklı bu yüksek seviyeli dillerde. Şimdi bundaki mantığımız da mesela DZNZ gibi. CJNE gibi aslında komutlar doğal olarak bir döngü içerisinde çalışabilen komutlar. Tabi mesela DCNE doğrudan kendisi bir döngü oluşturuyor. Hem karşılaştırma, hem döngü mantığı var içerisinde. CJNE içinde siz increment ya da decrement gibi komutları kullanırsanız beraberinde bunda da bir döngü oluşturma yoluna e, gidebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hatırlatayım. Yani özetle bakın, SML her ne kadar çok yüksek seviyeli diller gibi kullanıcı dostu denemese de o kadar en azından kullanıcı dostu olarak dikkate alamasak da bu işleri rahatlıkla e, yapabilir. Arkadaşlar soru varsa yazabilirsiniz. Arada e, ben aradan sonra yine cevaplarını veririm. Aradan sonra Kyle uygulamasıyla bu koşul komutlarına dair devam edeceğiz.